yapacaklar seçime yönelik ve hakikaten neresinin müjde olduğunu anlayamadığımız bir takım işte vaatlerde bulunacaklar ya da minik minik işte bir katkıda bulunacaklar. Bu arada Erdoğan'ın bir daha şu müjde verdik alkış yok dediği bölümü izleyebilir miyiz lütfen? Bu kadar müjdeler verdik alkış yok. Toplantılarda. Bir dakika duymadı seyirci. Olacak. Baştan söyle. Alkışlamalar da artık talimatlı olacak. Alkış da denecek. O zaman alkışlar gelecek. Çünkü kimsenin içinden alkışlamak gelmiyor. Böyle ufak ufak düzenlemelerle bugünkü pahalılığı, bugünkü yoksulluğu, bugünkü sıkıntıyı aşmak mümkün değil. 20 yıl iktidarda kalan bir hükümetin seçimlere 3 kala bunları söylemesi de, bunları söylemesi inandırıcı değildir. İnandırıcı olmadığı için alkışlanmamış. Alkışı da talimatlı almış oldu Erdoğan böylece. Şimdi bakın hani alkış talimatla, tabii ki manşetler de talimatla kimi yerlerde onu da biliyoruz. O da var tabii. Ama aması şu, müjde, muazzam gelişme, muazzam işte haber falan onlar da diyemediler, diyememişler. İşte tarife değiştirilecek inşallah, değerlendiriliyor, haberiniz olsun falan gibi. Orada öyle bir dediğin gibi seçime doğru bir hava esecek. Bizim tarafta da sus, konuşma, hapishane, karartma vesaire. Konuşacağız. Bu programın ve esas olarak tabii ki Halk TV'nin başına gelenle başlayalım medya faslına. Efendim bir programda söylediğim 2,5 cümle. Daha sonra anlatmaya çalıştım, açıklamaya çalıştım. Tabii ki umurlarında olmadı. Çünkü mesele başka. Mesele başka. Önceden karar veriliyor. İşte birileri diyor ki hani Halk TV'nin sesi kısılacak. O birilerinin kim olduğunu da biliyorsunuz. Sonuçta da gözünün üstünde kaşı olanlar tespit ediliyor. Aa dedi ki deniyor. Medya mahallesi 5 program kapatma kararı. Karşı karşıya. RTÜK verdi bu kararı. RTÜK yasasının 8. maddesinin F fıkrasına göre. Ne diyor o F fıkrası? Diyor ki toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz yayınlar. Şimdi ben o konuşmayla herhalde aileye dair bir şey yapmış olamam. Birazdan belki Sıla'yı konuşurken diyebilirim ama en azından orada yoktu. Genel ahlaka aykırı davranmış olamam. Eğer öyleyse günün birinde kapımda ahlak polisini bulursam tıpkı sevgili Hülya Kılınç gibi o zaman anlarım. Kala kala milli ve manevi değerler kalıyor. Orada hangi milli hangi manevi değerler? Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin katkısıyla. Daha doğrusu öncülüğünde yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Aşağılama yok, bir şey yok. Bir tespit var. Kurumu tarif var, o kadar. Ama bu kanalı susturmak için, bu kanalı susturmak amacıyla kurt kuzu hikayesinde gibi suyu bulandırdın, gözün üstünde kaşın var. İşte öyle dedin, böyle dedin. Yahu bu program hakkında nelerden, nelerden, nelerden ceza aldık, kapama aldık. Size hatırlatsam gülersiniz. Bakın bir programda Şeyda Taluk konuğumdu. Dedi ki, sosyolojik bir tespit yaptı. AKP inşallah yeniden başın belaya girmez bu nedenle. Ama RTÜK karar verdi. Tabii Şeyda'yı kınayarak söylüyorum bunu. Öyle denir mi? RTÜK ceza verdi haklı olarak tabii. Dedi ki Şeyda, AKP seçmeni diğer partilerin seçmenine göre görece daha yaşlı dedi. Ne ayıp dedi. Ne ayıp dedi. Ben kınadım zaten kendisini. Küçük evet. Fena kınadı, kapattı. Bu ne? Şimdi bu şu. Bir tek adam yönetim var. Bunun başka bir adı da otoriter bir rejim. Otoriter bir sistem. Dolayısıyla otoriter rejimler özgür basını sevmez. Yani basının mevcut iktidarın
eylemlerini, kararlarını, eleştirmesini mercek altına almasını istemez. Orada söylendiği gibi alkış ister. Ama toplumda bir çoğulcu yapı vardır. Elbette şu ya da bu sebeple iktidarların, hatta tek adam rejimlerinde destekçileri olur. Ama öbür taraftan önemli bir kesimde bu yanlış uygulamaları, bu halkı zora sokan uygulamaları eleştirir. Muhalefet partileri çözüm yolları gösterir. O zaman ancak demokrasiye adım atmış oluruz. Yani özgür basın, eleştirel basın, muhalif basın ne dersek diyelim, eğer düşüncesini özgürce söyleyemiyorsa, bir meseleyi alıp çeşitli yönleriyle tartışamıyorsa, zaten orada artık bu hükümetin, bu iktidarın, hükümet diye bir şey yok tabii, tek adam rejiminin demokrasiden falan bahsetmesi, onunla ilgili şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demesinin bir andırıcılığı kalmaz. Şu var, yani senin örneğin söylediklerin başkaları tarafından hoşa gitmeyebilir. O karşı görüşlerini söyler. Yani burada şiddet yok, burada zorlama yok. Sonuç olarak fikirler konuşuyor. Bunu biliyoruz ki Kıbrıs'ta da Türkiye'de de maalesef susurluk olayını işte yaşadık. Siyaset, belli çeteler, onların mensupları, belli yerde işte sermaye bir araya gelip bir takım hukuk dışı, değil mi, kanun dışı işler yapıyorlar. Yani bunları irdelemek, bunları ortaya koymaya çalışmak niye milli değerlerimize, manevi değerlerimize saldırmak olsun ki? Bunun bir anlamı yok. Tam aksine bunları örtmeye çalışmak, bunları yok kabul etmek milli değerlerimize ve toplumun bir arada yaşamasına zarar veren şeylerdir. Bu kurucu ataları Atatürk ve İnönü. Bu ülkenin kurucuları özellikle Mustafa Kemal Atatürk. Hep de bana Atatürkçülük öğretmeye kalktılar. Çok hani hadlerini aşarak birileri konuşsunlar. İki ay yaş diyen kimdi? Tabii. Kimdi iki ay yaş diyen? Tabii. Keşke Mustafa Kemal o savaşı kazanmasaydı diyen kimdi? O diyeni sarayda ağırlayan, hastanede ziyaret eden kimdi? Milli manevi değerlerden mi söz ediyoruz acaba? Aynaya baktıklarında ne görüyorlar? Onları alkışlayanlar, şimdi bana hakaret yağdıranlar, beni linç etmeye kalkanlar, bu kanalın kapatılmasını, susmasını isteyenler, aynaya baktıklarında ne görüyorlar acaba? Kim? Ben mi dedim acaba iki ay yaş diye? Ben mi dedim Atatürk keşke o savaşı kazanmasaydı diye? Tabii onlarla bir sorun yok bunların, biliyorsunuz. Ya. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Ya yani Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapan insanlar burada iktidar tarafından el üstünde tutuluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyeti kuran insan, 100 yıl önce Türkiye'ye büyük bir dönüşüm getiren insan, kurucu babalar denilen insanları da dünyada bile takdir gören bir insan. Şimdi bunu siz iktidar olarak... Ateşten çıkartan, bu ülkeyi ateşten çıkartan insan, bunu görmezseniz, son Ayasofya'nın açılışında gördük, lanet okudu adamın birisi, de Cumhurbaşkanı da oradaydı. Bunlar aslında milli ve manevi değerleri, toplumun bir arada kalmasına karşı konuşmalar bunlardır. Yani ne yapacaksınız? 100 sene öncesine dönüp sultanlık mı kuracaksınız? Laikliği mi kaldıracaksınız? Bunu mu istiyorsunuz? Yahut da bunu söyleyenlerin arkasını niye sıvazlıyorsunuz? O yüzden burada şimdi 5 program ceza, diğer televizyonlara muhalif ve özgür basına yapılan baskıların hepsi tek tip düşüncenin hakim olması için yapılan şeyler. Yani çoğulculuk olmasa demokrasi olmaz, eleştiri olmasa demokrasi olmaz. Bunları yaşayarak gördük ama dediğim gibi bunun da değişmesinin yolu, seçimler yaklaşıyor. Ama burada olacak yani. Ama seni tenzih etmem gerekir mi bilmiyorum. Sen neredesin söyleyeceğim anlamda bilmiyorum. Buyur. Ama bir şey söyleyeceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. Efendim bugün günlerden 17 Şubat saatte 11.42. Neden söylüyorum bunu? Karartma dedik ya. Şu anda canlı yayındayız. Yazar mısınız hayatım? Kimi dostlar karartma başladı. Bu tekrar yayın zannetmiş. Hayır efendim. Canlı yayındayız. Bugün günlerden 17 Şubat, saatte 11.42. Şimdi onu bir belirteyim istedim. Yani daha kararmadı 5 gün medya mahallesi. Bize daha sonra bildirecekler. Tebligatı bekliyorsun.
Tebligat mı yapacaklar? Tabii tabii. Hmm. Öyle oluyor. Günü ne zaman başlayacak? Evet öyle oluyor. Şu günden itibaren. Evet. Mesela cumartesi pazar program yapmadığım için ya o saati cumartesi pazarı vermiyorlar. Pazartesiden cumartesine kadar o 5 güne veriyorlar. Herhalde öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi mesele şu. Ben sadece yayıncı olarak değil,